Huzuru Hazirun cemiyeti irfan laindir münafıktır dinsizdir kafirdir şeytan. Şeytanın lainliğine, münafıklığına, dinsizliğine, Rahman'ın birliğine eyvallah. Hem adı gibi yıldırımdı Yıldırım Bayezid. Bir bakıyorsunuz güneyde, bir bakıyorsunuz kuzeyde, bir bakıyorsunuz doğuda, bir bakıyorsunuz batıda. Hem de ordusuyla beraber. Adına layık bir şekilde yıldırım hızıyla ilerlerken Yıldırım Bayezid An, seferini tamamladıktan sonra Bursa'ya dönüş yolunda bazı illere uğrar. Ama uğradığı her ilde o illere ait kadıların rüşvetle uğraştıklarını, iltikapla uğraştıklarını ve adam kayadıklarını duyar. Gittiği tüm illerde bu şikayetleri duyan Yıldırım Bayezid Han çok içerler, çok kızar, yüreği pare pare yanar. Sonunda gel zaman git zaman Bursa'ya döndüklerinde yine çok düşünceli, çok kızgın ama yine içi pare pare yanmaktaydı. Kimse sinirinden yanına yaklaşamıyordu. Ne Rüstem Paşa ne Ala Paşa kimse yanına sokulup da derdini soramıyordu. Yıldırım Beyazistan hemen bir emir verdi. Derhal büyükçe bir baraka yapıla. Hemen ahşaptan bir baraka yapıldı. Kocaman böyle biraz büyükçe. Kimse niyetini anlamadı. Sonrasında ise şu emri verdi. Derhal gidin bu illerdeki, bu vilayetlerdeki kadıları toplayın. Özellikle iltikapla, rüşvetle, adam kayırmayla uğraşan kadıları derhal getirin. Bizim adaletimizi temsil etmek yerine kendi adaletlerini nasıl hüküm sürerler? Halk bize Allah'ın bir emaneti değil midir diye ekler. Yıldırım Bayezid Han'ın niyeti az buçuk anlaşılmıştır. Kadılar toplanır. Barakaya resmen böyle balık istifi gibi tıkılırlar. Kimse Yıldırım Bayezid Han'ın yanına yaklaşamamaktadır bu konu hakkında. Çünkü çok öfkelidir. Halkına karşı mahcup olmuştur. Ne Rüstem Paşa ne Ala Paşa hatta Emir Sultan bile yanına yaklaşamamıştır bu hususta. Ricacılar gönderilmiştir. Akrabalık hatır konmuştur araya ama ne çare. Yıldırım Bayezid Han almış kadıları karşısına ''Siz benim adaletimi nasıl gölgede bırakırsınız? Topunuzun yeri ila cehenneme zümerader.'' ve niyet o zaman anlaşılır. Yıldırım Bayezid Han kadıları yakmak istemektedir. Herkes telaşlanmıştır. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Nasıl bu işin içinden çıkacağız diye. Yıldırım Bayezid Han'ın Yecüş lakaplı bir soytarısı vardı. Cüce bir soytarı. Der ki, ya <laughs> siz bana bırakın bu işi. Ben halledeceğim bu işi. Siz bana güvenin, güvenin der. Giyer böyle bir elçi kıyafeti. O dönemin kıyafetlerinden. Gelir hünkârın huzuruna yuvarlana yuvarlana. Yıldırım Bey Eristan şöyle bakar. Bu ne kılık bre soytarı. Nereye gidersin sen? <laughs> Hünkârım ben bir Bizans'a kadar bir gidip geleceğim. <laughs> Yıldırım Bey Eristan şaşırır. Biz seni böyle bir elçi tayin etmedik. Nedir? Ne istersin, ne istersin Bizans tekvurlarından? <laughs> ben şimdi Bizans tekfurluna gideceğim. Siz bu kadınları yakıyorsunuz ya. Yakın tabii efendim, yakın haklısınız, haklısınız. Ee, yakacağız da. E, ortalıkta kadın adı kalmayacak. E, ne yapacağız biz o zaman mahkemelerde? Ben de düşündüm ki, ben Bizans tekfurluna gideyim. Oradan e, papazlar getireyim. E, papazlar böyle Yarı Hristiyan, yarı Müslüman böyle. E, her cumaş bir şekilde adaletimizi sağlarlar. <laughs> Gül gibi geçinip giderizler. <laughs> diye de Gülüverir Yıldırım Bey da <laughs> diye tebessüm eder. buraya Soytarı sen şu işin aslını astarını bir anlat bakalım der. Efendim işin aslı astarı Rüstem Paşa ile Ala Paşa'da. Onlar gelsin huzurunuza, onlar anlatsın. Ben bilmem der. Ve Rüstem Paşa ve Ala Paşa gelirler. Emir Sultan da dahil olur yanlarına ve Emir Sultan bir öğüt verir hünkara. Ey hükümdar sen haklısın davanda. Lakin bu kadar kadıyı yakmak devleti zarara uğratmaz mı? Adaletini çökertmez mi? Bir kadı yetiştirmek kolay mıdır? Hem sen bu kadıların dertlerini, sıkıntılarını dinledin mi? Bunların maaşları yeter mi? Bunlar dünyalık istemezler mi? Bunlardan ağır vergi almaz mısın? Bir düşün bunu der. Yıldırım Bayezid yaptığı hatanın farkına varır kadıları çıkartır ve onlara yeniden öğütler vererek iyi de birer maaş bağlarak onları affeder. Bu hadise yandı kadılar yandı diye anılmaktadır. Gerçi kadılar yanmamıştır. Cücenin marifetiyle kurtulmuştur. Lakin Ala Paşa ve Rüstem Paşa'ya çok paye biçerler bu durumda ama cüceyi de böylelikle anmış, anlatmış olduk sizlere. Efendim tekrardan görüşeceğiz. O vakte kadar sağlıcakla kalın.